Ben Kemal Kamburoğlu. Ege TV ekranlarında bir Ege lobisinden hepinize mutlu günler sevgili izleyiciler. Bu yayınımızda gazeteci arkadaşlarım Ahmet Kaplan ve Vehap Dabakan'la birlikte Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini, dış politikamıza ve ekonomimize muhtemel etkilerini konuşacağız. Canlı yayın konuğumuz ekonomist ve siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Coşkun Küçük Özmen. Coşkun Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal Bey. Teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Vahap Bey, Ahmet Bey merhaba. Merhaba, merhaba Kemal Hocam. Hocam ilk soruyu sorarak ben açayım. Sonra gazeteci arkadaşlarımın soruları ile sizleri buluşturalım. Hocam yeni başkan seçilen Joe Biden'ın Amerika'nın 46. başkanı olduğunu biliyoruz. Başkan yardımcılığına da Kamala Harris geldi. Tabii Biden 47 yıldır Amerikan parlamentosunda ve bir yerde Amerikan devletinin içinde daha önce de Barack Obama'nın yardımcısıydı zaten. Yani Amerikan müesses nizamının aslında tam temsilcisi, ta kendisi de diyebiliriz. Türkiye ile ilişkileri konusunda da ikili ilişkilerden çok kurumsal ilişkileri öne çıkaracağını değerlendiriyoruz. Öte yandan kabinesine aldığı veya alacağı bakanlarına baktığımızda örneğin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın görüyoruz ve Blinken'ın atanmasını daha gerçekleşmeden şöyle bir açıklama yapmıştı Blinken. Türkiye'nin özellikle Rusya'dan aldığı S-400'ler üzerine kendisine sorulan soruya bir stratejik, şu kelime çok önemli, sözde stratejik ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri olan Rusya ile bilfiil aynı çizgide olması fikri kabul edilemez dedi. Blinken yine sanırım öncelikle mevcut yaptırımların etkisini görmemiz gerekiyor. Ardından da daha fazlasının yapılmasına gerek olup olmadığını belirlememiz gerekir dedi. Aynı Blinken Türkiye birçok açıdan bir müttefikin davranması gerektiği biçimde davranmıyor. Bu bizim için çok ama çok ciddi bir sorun. Bu konuda gözümüz açık ifadesini kullandı. Burada biliyorsunuz dışişleri diplomasisinde genelde her şey kavramlar, daha doğrusu mesajlar üzerinden verilir. Böyle çok açık kavramlarla bir şeyi ortaya koymak gerçekten orada büyük sorun olduğunu bir anlamda ifade eder. Yani biz bunu hep böyle gördük devlet diplomasisinde de. Böyle açık ifadeler kullandı. Öte yandan hemen arkasından da Brett McGurk'un Suriye ve Orta Doğu Kuzey Afrika özel temsilcisi olacağı ifade edildi ki Brett McGurk'u hepimiz biliyoruz. Adam PKK'dan şilt alıp bilmem kupa veren, madalya alan tipli bir adam. Yani bu adamın PKK PYD'yi ne kadar desteklediğini de biliyoruz. Orada ne kadar büyük organizasyon çalışmaları yaptığını da biliyoruz. Yani ben böyle bir tablo çizdim. Şimdi bu tablonun sonucuna tabii ne olacağını zaman gösterecek ama bir anlamda bir stratejik öngörü çalışması yapalım. Böyle bir tablo Türkiye'ye neler getirir? Çok ana hatlarıyla alayım. Ayrıntıları zaten arkadaşlarım soracaklar. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Öncelikle sesim net olarak geliyor mu onu bir test edeyim. Geliyor hocam. Tamam, harika. Şimdi bahsettiğiniz tüm noktalar önemli. Hatta çok önemli. Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Ama biraz böyle kameraları hani önceye alalım, geçmişe götürelim. Bir başka taraflara zoom yapalım, bakalım derken. Son böyle 30-40 yılı mercek altına aldığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerinde vazgeçilmez, devredilmez çıkarları olduğu net bir şekilde görülüyor. Bugün Ankara'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin atadığı tüm büyükelçiler ya Amerika içerisindeki hükümetlerde, yapılanmada, ya CIA'de ya başka benzeri üst düzey Amerikan kurumlarında
görev yapan insanlar ve buraya her zaman için en önem verdikleri, öne açık olan en parlak insanlarını gönderiyorlar. İlk önce bir buradan başlayalım. Bu önemli bir nokta. Bir diğer nokta Amerika'nın Türkiye'deki askeri varlığı, askeri üslerle beraber NATO müttefiki olmamız sebebiyle ciddi bir Amerikan gücünün bu ülkedeki varlığı. Bunlar göz ardı etmemiz gereken noktalar. Evet. Bir diğer taraftan ordu ve silah olarak Amerika'ya olan bağımlılığımız var. Ekipman olarak. Ordu derken kastım ekipman olarak, teknoloji olarak. Özellikle hava konusunda F-35'lere de çok kısacık değineceğim bu vesileyle. Şimdi bütün bu veriler altında size ne kadar bir hareket alanı kalıyor diye baktığınız zaman karşılıklı Türk-Amerikan işbirliklerinin olması gerekiyor diye bekliyorsunuz. Özellikle bunun ticarete yansımasını bekliyorsunuz. Ki maalesef Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret hem Türkiye aleyhine açıklayacak şekilde hem de hiç tatminkar bir seviyede değil. Şimdi bu noktada Amerika'ya şunu sormak gerekiyor. Siz bizden ne bekliyor, ne istiyorsunuz? Aynen şunu söylüyor Amerika Birleşik Devletleri size. Siz gücünüzün, yerinizin, kapasitenizin farkında olun. Bizim sözümüzden dışarı çıkmayın. Siz NATO üyesiniz. Amerika'nın başı çektiği birçok kuruma üyesiniz. Bugün IMF'e üyesiniz. Paraya ihtiyacınız olduğu zaman IMF para verecek ama Amerika onaylamadan IMF'den 5 kuruş bile alamayacak durumdasınız. Amerika sizin bir yaramazlık yaptığınızı görürse anında yaptırımları uygulamaya sokar ki bunu birçok kez tehdit etmiştir ama neticede bu katsa yaptırımlarına işte Aralık ayında, geçtiğimiz Aralık ayında yavaş yavaş başladı ve bunlar neticesinde Türkiye eğer bu S-400 konusunda istenilen sonucu vermediği takdirde bu yaptırımları biraz daha ağırlaştırarak sürdüreceğini söylemekten çekinmedi. Şimdi o zaman bizim de şunu sormamız gerekiyor. Ya bu nasıl müttefiklik? Bize diyor Türkiye en son yayınlamış oldukları bir raporda, 150 sayfalık bir raporda Trump'tan Biden dönemine Amerikan çıkarları, Amerika'nın geleceğine bakış açılı raporundaki bakıpsınız o rapora Kemal Bey. O raporda aynen şöyle konuşuyor. Hocam gönderdiğiniz için de çok teşekkür ederiz raporu. İstanbul'da, rica ederim. O çok önemli bir rapor. Evet. Direkt müfredata alınması gereken bir rapor. Evet. Özellikle uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi okuyan herkesin görmesi gereken bir rapor. Ve o raporda şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Trump'ın yönetimi döneminde Türkiye çığırından çıktı. Amerika da çığırından çıktı. Evet. Neyse. Amerika öyle bir çığırından çıktı ki. Hocam Amerika, yalnız Amerika Türkiye mi çığırından çıktı? Yani bütün dünya ülkeleri çığırından çıkmadı evet. Bu Trump'la beraber. Çok doğru. Ama şimdi burada daha önemli konumda olan ülkeler var. Mesela bakın Türkiye dünyanın en önemli 3 ülkesinden birisi desem inanın karşıya çıkan hiç kimse olmaz mı? Ama önemli olan önemli olmanız değil. O önemi destekleyecek güce de sahip olmanız gerekiyor. Güce sahip olmadığınız zaman önem tek başına çok büyük bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla çığırından çıktı diyor. Ve neticede o kadar karmaşık bir ilişkiler sürecine girdi ki Amerika ile Türkiye diyor. Trump yüzünden, Trump'ı da suçlayarak söylüyor. Türkiye'yi de suçlayarak söylüyor. Neticede bu dönemde Türkiye bir müttefik olmaktan ziyade adeta bir şımarık çocuk gibi Asya'ya açılım yaptı, Çin'e açılım yaptı, bu isimleri söylemiyor, Rusya'ya açılım yaptı ve netice olarak Türkiye bir NATO müttefikinden ziyade elindeki jeopolitik avantajlarını müttefiklerinin aleyhine kendisinin de canı nasıl istiyorsa kendi çıkarlarına öyle kullandı diyor. Ve netice olarak baktığınız zaman Türkiye'yi bir şekilde biz önce S-400, arkasından Halkbank, daha sonra da Katsa denilen yaptırımlarla bir şekilde yola sokacağız diyor. Şimdi bu işin bir tarafı. Hani böyle Google Glass'larda alır böyle camın bir tarafına bunu koyarsınız. Şimdi bir başka tarafa baktığınız zaman Türkiye'yi güney komşularıyla da aynen bu kelimeyi kullanacağım. Kusura bakmasın Amerika Birleşik Devletleri'nden dostlarımız. Terbiye etmeye çalışıyor onlar üzerinden. Yani bugün Türkiye'nin hem bekası hem varlığı için tehdit olan unsurlarla birebir işbirliğinde olarak artık bunu aşikar bir şekilde yapıyor. Türkiye'ye oradan mesajlar gönderiyor. Ama bir diğer taraftan da bunu gösterirken masum haberler silsilesi çerçevesinde İsrail'in bölgedeki tüm Arap ülkeleriyle bir yumuşama hatta işbirliği politikasına girmesini ve bunun hedefinde A'dan Z'ye İran olduğunu söylemesi bana çok inandırıcı gelmiyor. Bence bu sürecin içerisinde hedefler arasında Türkiye'de var. Şimdi bu durumda Amerika Birleşik Devletleri'ne şunu sormak lazım. Yani sizin
bu noktada bize önerdiğiniz, bizim yapmamızı istediğiniz şeyler var. Ve müttefik olarak, peki siz bize bir müttefik olarak F-35'lerden tutun, işte 2015-2016 o malum olaylar, işte kalkışma hareketi bilmem ne, bunlardan sonra bizimle ne kadar yan yana durdunuz? Bize ne kadar destek verdiniz? Bizi niçin, hangi noktalarda sıkıntıya girmemize rağmen bir başka şekilde davrandığınız müttefikleriniz de oldu. Çok ciddi anlamda, şimdi isim vererek kimseyi böyle devri sabık şey yapmak istemiyorum ama birçok şey yaparken Türkiye'yi dışarıda tutuyorsunuz ama iş S-400'e, Orta Doğu'ya, Karadeniz'e, Akdeniz'e, Mavi Vatan'a, Mavi Sulara ya da Avrupa Birliği ilişkilerine gelince her seferinde karşımızda Amerika Birleşik Devletleri'ni buluyoruz. İşte bu raporun içerisinde 10 tane madde saymış, bunlardan birkaç tanesini söyleyeyim. Bir, diyor ki Türkiye'de kesinlikle insan haklarına öncelik veren ve bunu destekleyen bir demokrasinin oluşturulması ve desteklenmesi. Şimdi bu ağır bir ifade. Arkasından diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nın düşmanca diplomasi davranışları oluyor bize karşı. Bunu yumuşatması gerekir diyor. Arkasından Halkbank'la ilgili bir konuya girmiş. Çok fazla girmek istemiyorum. Daha sonra S-400'lerle ilgili olarak Türkiye'ye ciddi ölçüde baskı yapılması gerekiyor diyor. Kesinlikle ve kesinlikle bu sistemi Türkiye kullanmayacak. Bir şekilde bu sistemi NATO ülkesi olarak kabul bile etmemesi gerekiyor diyor. Hocam şimdi tam sözünüzde geçtiği için, bu konuyu da tamamlayıcı olduğu için tekrar dönmemek adına sormak istiyorum. Şimdi biraz önce ifade ettiğiniz kelimeleri yan yana getirdiğimizde aslında Amerika'nın Türkiye'yi, biraz önce ifade ettiniz, İran değil hedef Türkiye dediniz. Hakikaten baktığımızda, Amerika'nın sahadaki uygulamalarına baktığımızda Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Irak ve Suriye üzerinden etrafımızın, Türkiye'nin etrafının bir şekilde Rusya veya İran hedef gösterilerek aslında Türkiye'nin kuşatıldığını görüyoruz. Peki Türkiye bu kuşatılmayı nasıl yarayacak? Yoluna getireceğiz dedikleri, Türkiye'yi yola getirebilecekler mi? Yani o yolundan demek istedikleri, onların tekrar sömürge ülke, manda ülke, her dediğini emrettiklerini yapan bir ülke konumuna getirmek onlar için demokratik bir ülke tanımı yapılıyor ağırlıklı olarak böyle. Türkiye'yi yoluna çevirebilecekler mi? Türkiye kuşatmayı yarabilecek mi? Siz de aynı şekilde bakıyor musunuz? Türkiye'nin kuşatıldığını görüyor musunuz? Öyle bakıyor musunuz meseleye? Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok hassas bir noktada hem fikir birliği içinde olmamız hem de bu noktayı ön plana çıkardığınız için. Şöyle söyleyeyim ben. Şimdi diplomasinin gücü. Ben bunun özellikle oyu yazıyorum ve altını çiziyorum. Diplomasiyi çok iyi kullanabildiğiniz takdirde birçok şeyi başarabilirsiniz. Sadece saldırganlık yaptığınız zaman kaç atımlık barutunuz varsa sonuna kadar gidersiniz ama o barutlar bittikten sonra yapacak bir şeyiniz yoktur. Dolayısıyla gücünüzle, yani fiziki saldırı gücünüz ya da savunma gücünüzle diplomasiyi uygun ölçülerde karıştırarak kullanmanız gerekiyor. Türkiye'nin bu süreçten çıkışı bir defa diplomasi. Diplomasi zeka gerektiriyor. Diplomasi bilgi gerektiriyor. Bilgelik gerektiriyor. Deneyim gerektiriyor. Tarih bilgisi gerektiriyor. Tekrar söylüyorum, zeka gerektiriyor. Bir daha söylüyorum, ciddi zeka gerektiriyor. Şimdi bu diplomasi zekasını sizin yapabilmeniz için bir orkestra şefi olarak muhteşem derecede bir orkestra elemanlarından oluşan bir diplomasi grubuna sahip olmanız gerekiyor. Ve bu diplomasi grubu her şeyden ari, hamasetten ari, oynanan oyunu görebilecek nitelikte kapasitede olmak durumunda. Ve Türkiye ilk önce bu noktada elindeki güçlerin farkında olup kağıtlarını çok iyi oynamak zorunda, kartlarını. Şimdi burada Türkiye'yi yola getirebilecek mi? Getirsin. Şimdi bana ne diyor? Akdeniz'de petrol arama, Akdeniz'de doğalgaz arama, bilmem ne arama. Ne yapayım ben? İthal mi edeyim sürekli bunları? Benim kendi imkanlarım varken kullanmayayım mı? Benim kendi hakkım olan nüfuzumu kullanarak meşru, hukuki hakkım olan birçok şeyden de beni vazgeçmeye uğraştırırken bir diğer taraftan da işte o Ege'de, o adalar, küçük Yunan adaları arasında sizi bırakın 6 mili, 1-2 mili hapsetmek gibi ulvi planları var bu insanların. 12 mili çıkarma çalışmaları var. Bu konuda zaten Yunan medyasında ben takip ediyorum.
Bizim kardeşimiz sevgili Cihat Yaycı Amiral de devamlı bu konuyu takip ediyor. Orada şöyle bir şey de söyledi bir profesör Yunan medyasında, bilmiyorum onu yakaladınız mı, yani izleyebildiniz mi? Hı. Türkiye ile Yunanistan dedi bu yıl içinde kısa süreli bir çatışma yaşayabilir diye bir söz söyledi. Bir profesör bir Yunan kanalında. Ve bu laf da gazetelerde, Yunan medyasında zaman zaman yer buluyor. Yani böyle bir şey mi hazırlıyorlar, ne yapıyorlar? Bunun 12 mil tehdidiyle de yakın ilişkisi olduğu da düşünülüyor, değerlendirilebiliyor. Yani ne yapıyorlar bunu çok anlamak, henüz bu fotoğrafı anlamak çok mümkün görünmüyor gibi geldi bana. Bu konuda da tabii görüşünüzü açıklarsanız seviniriz. Coşkun Hocam, Coşkun Hocam. Şimdi buyurun. Kemal Hocam'ın sorusuna binaen bir ilave etmek istiyorum ben. Şu anda Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşme başladı biliyorsunuz. Şimdi bu istikşafi görüşmede daha görüşmeler başlamadan hemen Fransa'dan Yunanistan başladı silah alımına ve uçak alımına. Evet. Şimdi yani Yunanistan'ın Türkiye ile istikşafi görüşmelerinde iyi niyet gösterebilir mi bu şekilde? Bir yandan savaş silahları alacaksınız, savaş uçakları alacaksınız. Diğer taraftan da anlaşmak için Türkiye'de istikşafi görüşmelere başlayacaksınız. Şimdi yani bizim Türk atasözü vardır. Bu ne periz, bu ne lahana turşu. Sadece göstermelik bir istikşafi görüşme mi bu? Yani Avrupa Birliği'ne karşı acaba? Şimdi Yunanistan'la hiçbir zaman için masaya oturup hiçbir konuda mutabık kalkamazsınız. Çünkü Yunanistan'ın iki tane temel politikası vardır Türkiye'ye karşı. Türkiye'nin tüm tezlerine karşıdır. Birinci politikası. İkincisi de Türkiye'nin nerede düşmanı varsa git onu bul ve ona dost ol. Yani bunun ötesinde bir şey yok. Yunanistan'ın tarihine bakın. Bundan başka bir şey yok. Yunanistan içeride ne zaman sıkışırsa Türkiye kartını masaya getirdiği zaman tüm Yunanistan'ı bir bayrak altında toplayabiliyor. Şimdi bu işin birinci boyutu. Hatta buna senaryo bir diyelim. İkinci senaryo. Türkiye ile Yunanistan kısa süreli bir savaşa girebilir. Çok güzel. Bu savaşı kim çıkaracak? Ben mi Yunanistan? Aynı anda mı çıkaracağız? Niye kısa süreli? Kim durduracak? Neyi göstereceğiz orada? Yani biz dijital elektronik bir savaş yapacağız. Bir anda hiçbir uçağımız kalkamayacak. Bir anda hiçbir gemimiz hareket edemeyecek. Bir anda hiçbir şekilde istihbarat alamayacağız. Bir anda tüm internet sistemimiz duracak. Bir anda tüm dijital sistemler duracak. Biz orada anlayacağız ki bir dakika tamam biz bu hakkımızdan vazgeçtik mi diyeceğiz. Ya da tam tersi mi olacak? Nasıl bir savaş olacak? Yani tanklı, toplu, tüfekli, savaş uçaklı bir saldırım olacak. Ne kadar kısa sürerse sürsün bunun hem etkileri çok uzun sürer hem de bu konuda toplumsal öfkeyi her iki tarafta dindiremez. Bunu telaffuz eden kişinin ağzının üstüne bir tane tokat vurmak gerekiyor. Açık. Hocam bir alt yapı mı hazırlanıyor? Anlamak istediğimiz şimdi, bu yani. Bu gibi noktalarda eğer bir meşru sebebiniz varsa hani Türkiye diyor ki 12 mil ben kasus bellidir benim için. Evet. Sebebi sayarım diyor. Bunu senelerdir söylüyor. Şimdi ben bunu ihlal ettim dediği zaman savaşı çıkaran taraf Türkiye olacak. Evet. O zaman eğer siz bunu çıkarmazsanız hani sarı öküzü vermek gibi ondan sonra da adım adım kendi hedeflerine bir şekilde ulaşacaklar. Evet. Biz evet. Ege'nin kıyılarına hapsolmuş olacağız. Evet. Bir gün başımıza başka neler çıkacağını ben bilemiyorum ama bizim tabii çok farklı ticaret rotalarımız var. Yurt dışından gelen, giden ama köşe başlarını, dama taşları gibi bir takım ülkeler alıyor. Yani bugün mesela Çin'in Pire Limanı'nı almasının Türkiye'ye olan zararları ve stratejik anlamda Türkiye'yi ne kadar yaraladığını biz ön plana bir türlü çıkarmıyoruz. Niçin mesela Çandarlı ya da niçin Mersin ya da niçin Antalya, niçin bilmem ne limanı değil de Pire üzerinden Türkiye'yi bypass yaparak geçiyor. Çin'le bizim ilişkilerimiz, Yunanistan'la Çin ilişkilerinden çok daha derin tarihi bağlar içeriyor. Evet. İlk yolundan tutun bilmem nesine varıncaya kadar. Şimdi biz o zaman masaya oturduğumuz zaman biraz önce söylediğim gibi diplomatik zeka ile oturmadığımız takdirde başımız çok ağrıyacak bizim. Yunanistan'la savaşa girer miyiz? Ben çok düşük bir ihtimal veriyorum. Ama uluslararası toplumdan ya da bir takım şeylerden ayrı olarak düşünürsek her zaman için savaşa hazırlıklı olmak durumunda ve zorundayız. Ama bu savaşın nasıl kurgulandı, nasıl tezgahlandı ve savaşın neticesinde hangi ülke ya da ülkelerin ya da kimlerin
ne şekilde karlı çıkacağı ya da nasıl bir şekilde, nasıl bir görüntü ortaya çıkacağını kestirmek çok zor. Çünkü Türkiye'nin şu an bir tek Yunanistan'la sorunu yok. Birçok komşusuyla diyelim, sınırda yaralanlarla sorunu var. Böyle bir noktada bir takım insanlar bazı şeyleri fırsat bilip bir taraftan başka bir şey yapmaya kalkarlar mı, kalkmazlar mı? Türkiye bu noktada bence çok tehlikeli sulardayız şu an için. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle Türkiye hakkında yayınlanan rapordaki her bir maddeye yine zeka dolu diplomasiyle yanıt vermek durumunda, yanıt vermek zorundayız. Hocam şunu söylemek istiyorum. Buyurun, bakın Bey. Yani 15 milyon nüfusu var Yunanistan'ın. Evet. İstanbul'un yalnız 16 milyon nüfusu var. Evet. Şimdi Fransa olsun, bazı Avrupa Birliği üyeleri, ülkeler ne yaptılar? Öbür tarafta Ermenistan'ı yani şey yaparak, kudurtarak diyeyim artık böyle, çünkü fasulye tenceresi gibi kaynamaya başladı Ermenistan. Azerbaycan'a saldırdı. Peki ne oldu? Ağzının payını aldı. O toprakların hepsinden çekilmek zorunda kaldı. Ya onu esas ayağa kaldırıp Azerbaycan üzerine saldırtan o Avrupa Birliği, başta Fransa olmak üzere bütün ülkeler. Ama buradaki amaç neydi? Ermenistan'ı Azerbaycan'a saldırtmak ve Türkiye'nin bütün dikkatini Ermenistan Savaşı'nın üzerine dikkatleri çekmek. Mavi Vatan dediğimiz Akdeniz'i veya Ege'deyi, oradaki o boşluğu bırakmaktı. Boşluk bırakmaktı. Ama onu yapamadılar, beceremediler. Şimdi Türkiye ne yaptı? Ermenistan-Azerbaycan Savaşı'na da hakim olmaya çalıştı. Diğer taraftan Mavi Vatan dediğimiz Akdeniz'e de, Ege Denizi'ne de, yani her tarafa, aynı zamanda Suriye'ye de. Şimdi bütün bunlar oldu bir. İkincisi, bir sorun daha olacak size. Yanlış anlamayın, özür diliyorum. Şimdi Biden'ın gelmesiyle birlikte, yani tekrar Obama dönemi mi başladı? Yani Biden biliyorsunuz Obama'nın yardımcısıydı ve iki dönem seçildiler. 8 yıl. 8 yıl dünyayı yönettiler yani. Dünyanın polisliğine soyunan ABD. Şimdi yine aynı şekilde benim görüşüm, bundan sonra Biden'ın yeni bir siyasetinin olacağı değil de Obama döneminin siyasetinin dünya ülkeleri üzerinde devam edecek. Ve Türkiye üzerinde de aynı şekilde bu devam edeceğinizi zannediyorum ben. Evet. Hemen sorularınıza cevap vereyim. Çok çok güzel noktalara değindiniz. Öncelikle Biden'a gelmeden önce şu Fransa konusuna geleyim. Bugün Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne, o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Toplumu'na girişi zaten Fransa'nın nüfuzuyla, Fransa'nın isteğiyle olmuştur. Ve çok iyi hatırlayacaksınız, 1980 işte askeri darbesi, yine aynı yılda Yunanistan'da da bir askeri darbe oldu. Ve Yunanistan'ın kulağına bir an önce demokrasiye geç, seni Avrupa Ekonomik Topluluğu'na alacağız diye fısıldayan Fransa, biz daha darbenin etkilerinden normal demokrasiye geçemeden Avrupa Birliği'nin üyesi oldu. Nokta. Şimdi Yunanistan'la Fransa arasında zaten inanılmaz bir bağ var. Tarihsel bağ var, hukuki bağ var, ciddi yatırımları var her ülkenin birbiri karşısında. Çok 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 daha farklı kültürel, din vesaire bir sürü şey sayabilirsiniz. Hocam, size bir destek olarak o noktada bir şey ifade etmek istiyorum. Buyurun. O zaman Türkiye elindeki çok büyük bir kozu da kaçırdı. Yunanistan'ın NATO'ya girişine onay verdi. General Rogers, Amerikalı General Rogers, evrene söz verdiğini ifade etmişti. Çok ve güzel. Hiçbir yazılı şey olmadan biz elimizdeki çok büyük bir kozu teslim ettik, gittik. Bana asker sözü verdi demişti, değil mi? Evet, evet. Birisi de ona dedi ki diplomaside söz olmaz dedi. Evet, evet. Sıkıntılar olur dedi. Türkiye orada gücünü, maalesef o fırsatı kaçırdığı gibi, Avrupa Birliği'ne o üye olma konusunda üyelik ilişkisini bile askıya aldı ki Avrupa'nın beklediği en büyük şeydi. Rüyasında bile göremeyeceği bir şeydi. Belki Avrupa bayram etti o zaman. Biz askıya aldık. Halbuki 1963 Ankara ve yine 1963 Atina anlaşmalarından beri biz Yunanistan'la başa baş götürüyorduk Avrupa Ekonomik olan ilişkileri. Ve orada da yine tarihi bir fırsatı kaçırdık. Şimdi tekrar Fransa'ya geleyim. Bakın bu Arap Baharı sürecinde Fransa Afrika'da birkaç ülkeyi bombaladı. Sömürgeleri, eski sömürgeleri. Basında haber bile olmadı. Amerika'nın ve İngiltere'nin bilgisi dahilinde. Bunlar NATO ülkeleri. Bunlar NATO üyeleri. Ama masada herkesin bir oy hakkı var diye oturuyorsunuz. Ama o masada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi aslan masada, kaplan masada, panter masada
Kedi de masada, kaplan da, maymun da, zürafa da, koyun da, zebra, hepsinin birer oyu var. Ama yani masada oturduğunuz insanların dediğinin dışında aksine bir oy kullanma imkanınız olmayabiliyor. Ya da nitelikte oy deniliyor IMF'de olduğu gibi. Büyüklerin sözü her zaman için geçiyor. O zaman siz o masada diplomasi denilen süreçte neler yapmanız gerektiğini ya da neler yapabileceğinizi yüzünüzle görmek zorundasınız. Bugün Fransa'nın Yunanistan'a kayıtsız şartsız desteklemesi sürpriz olmamalı. Türkiye zaten bunu biliyor, oldu olası biliyor. Ama oradan şöyle bir noktaya geçmek istiyorum ben. Bugün Ermenistan'da olan olay Macron'un hezimeti olarak görüldü ve orada bence çok farklı bir oyun var. Yani orada Macron'un Fransa'nın alması gereken bir ders var Ermenistan olayında. Çok önemli bir ders var. Belki Türkiye'nin ne kadar tehlikeli bir ülke olabileceğini gördü Macron. Ama aynı zamanda Macron şu anki NATO üyeleri içerisinde NATO'ya en büyük ihanette bulunan kişilerden birisidir. Hatırlayın, bundan tam 2 sene önce 2019 yılının Kasım ayında Macron Çin ziyaretinde bulundu. Macron'la ilgili İlay Hocam tam bu konuyu tamamlayıcı, bu Ermenistan yenilgisinden sonra aslında bir nevi Fransa'nın da yenilgisidir Ermenistan yenilgisi. Sayın Cumhurbaşkanı'na mektup yazmasını nasıl okuyorsunuz? Nasıl bir politika değişikliğini işaret edebilir? Yani bilmiyorum. Yani çok böyle müthiş büyüklük, nezaket göstermiş, teşekkür ediyorum kendisine değil. Bence o mektubu kendisine kafadan yazabilecek durumda değil Macron'un. Öyle bir mektup yazması bence büyük oyunun stratejinin bir parçası olarak da değerlendirilmeli. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü Kasım 2019. Ben de tam o dönemde Çin'deydim. Ve Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı, Macron'a müthiş bir karşılama töreni yaptılar. Ve Çin ile Fransa arasında inanılmaz derecede hem ticari hem turistik hem şey aklınıza gelebilecek her türlü bağlantıyı kurarak müthiş Çin ansız diyaloğu başlamak üzereydi bu koronavirüs öncesi. İşte o zaman Macron şöyle bir ifade kullandı. NATO'nun dedi beyin ölümü gerçekleşmiştir. Ve NATO'ya olan taahhütlerimizi paramızı vermenin de bir anlamı yoktur. Şimdi bakın bence Macron hala bunun fiyatını ödüyor ve ödetiyorlar başkaları üzerinden. Burada bence çok ince başka şeyler de var. Yani kalkıp Çin'i yanıma aldım, Çin'i arkama aldım, Amerika'ya NATO'ya kafa tutuyorum şeklinde bir ifadesine daha önce de Fransız devlet başkanları bu tür şeyler yapmışlardı ve Amerika onları farklı bir şekilde yola getirmişti. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Şu an izleyicilerimiz isterse YouTube'a girip bakabilirler. De Gaulle'un bir lafı var. Ülkenize her şeyi sokun. En kötü şeyleri sıralamış. Şu an ağza alınamayacak bir sürü şey. Ama asla ve asla dolar sokmayın. Zaten hocam şimdi yani Coşkun hocam. Amerika'nın biliyorsunuz iki tane silahı vardır. Birisi normal askeri silahtır. Diğeri de dolardır zaten. Dolar üzerinden şu anda Türkiye ya bütün dünyayı tabii, dolar üzerinden dizayn etmeye çalışıyor. Ve büyük ölçüde de ediyor. Evet. Hep şimdi Amerika'nın dış politikasının küresel politikaları, küresel ilişkileri, Türkiye ile olan ilişkileri nasıl etkileyeceğini konuştuk. Daha çok Amerikan dış siyasetindeki dünyada yaşanacak gelişmeleri konuştuk ama Amerikan iç siyasetinde de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Amerika'da büyük bir ayrışma yaşanıyor. Amerika acaba kendi iç politikasında bir istikrar unsuru yakalayabilecek mi? Yoksa Amerika'da gelecekle ilgili öngörülerde sık sık dile getiren Amerika'nın bölünmesi gibi, eyaletlerin tekrar bağımsızlık gibi unsurların ön plana çıkma durumu söz konusu olabilir mi? Çok teşekkür ediyorum. Son sorunuza cevap vereyim. Amerika'nın bölünmesi ya da eyaletlerinin bağımsızlığına kavuşmasının önünde benim de geçenlerde öğrendiğim bir anayasa maddesi var. Bu madde maalesef böyle bir şeye maalesef diyorum. Hani ayrılmak isteyenler için maalesef böyle bir şeye müsaade etmiyor. Yok. Yani bir kez o sürecin içerisindesiniz. Öyle, bölünme derinleşirme hocam. Bölünme derinleşirme. Efendim? Amerikan iç kamuoyundaki bölünme derinleşir mi bundan sonra da ayrışma? Şimdi hemen ona cevap vereyim ben. Şimdi Daron Acımoğlu geçen gün Proje Syndicate'de bir şey yayınladı. Yazı yayınladı. O yazı çok güzel bir yazı Daron Acımoğlu'nun. Ben o yazıyı hani önce tek kelimeyle ifade edeyim. Bir restorasyon. Amerika Birleşik Devletleri. En son yayınladığı yazı değil mi hocam? Evet. En son. Evet. Kemal Derviş.
birlikte evet. Project Syndicate'de yayınladılar. Evet. Biden Amerikası ve Amerika evet. Trump sonrası Amerikan kurumlarının durumu. Yazı evet. yoktum. Birazcık da kendimden biraz aroma katarak çok kısaca özetleyeyim müsaade ederseniz bu yazıyı. Yazıda şunu söylüyor. Özetle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump öncesinde iki şey çok belirgin olarak vardı. Bir hükümet, iki devlet. Dünyada bir ülkeyi yok etmek istiyorsanız hükümet devletin yerini alsın. Bitti. O zaman o hükümete veya tek kişi yönetimine istediğiniz yetkiyi verdiğiniz zaman istediğiniz şeyi yaptırabilirsiniz. Ve o kişi üzerinden bir ülkenin istikbalini elinizde tutup canına bile okuyabilirsiniz. Çünkü hükümetler seçilir, gelir, gider. Ama devlet sürekliliği olan bir kurumdur. Bugün Trump aşağı yukarı, ben biraz önce hani internetten bir araştırma yapayım dedim. 25'e yakın, çok daha fazla da olabilir. Ama ben sadece çok üst düzeyi söylüyorum. Bakan, bakan yardımcısı, müsteşar, bu seviyede üst düzey görevlerin gelirken muhteşem bir insan, harika bir insan ve bu insanı kabinemizde görmekten çok mutluyuz. Birkaç ay sonra yeteneksiz, gerizekalı, işi bilmeyen, eğitimsiz, kendini beğenmiş gibi hakaretlerle birçok kişiyi kullanıyor. Şimdi devletin kimyası bozuldu. Kapitalist insanlar girdi. Hükümeti kapalı tuttu, devleti kapalı tuttu uzun bir süre hatırlarsanız. Bütçe vermeyeceğim dedi. 45-46 gün bugüne kadar Amerika en fazla 8-10 gün o bütçe yetmediği için o ilginç bir durumdur. Kapalı olmuştur. E şimdi bütün bunları yapan Trump ne kadar devlet geleneğine sahip bir insan? Trump tüccar bir insandı. Zaten milyarder bir insandı ve milyarder dolar milyarderi olarak siyasete girdi. Cep telefonunu çıkardığı zaman Genelkurmay Başkanı'ndan Amerika'nın en büyük 10 yatırım bankasının CEO'suna kadar herkesin telefonu elindeydi. Bu insanlarla Amerika'yı hani hep diyorlar ya Trump gelene kadar corporate America, corporate America, Amerika bir şirkettir, şirket gibi yönetilmelidir bilmem nedir. Alın size o şirketin CEO'su Mr. Donald Trump. Geldi başınıza. Ne oldu? Biden bütün bu raporlarının hepsinin başında kendi içine baktığı zaman diyor ki Amerika'daki ayrışmayı ortadan kaldırmak, eski haline dönüştürmek en fazla enerji sarf edeceğimiz ve en çok zaman alacak şey diyor. Tamir edilmesi neredeyse imkansız zararlar verdi diyor Trump. Ve aynı şekilde kurumları da yok etti. O kadar çok başkan değişti. Kurumlar politikadan yoksun hale geldi. E şimdi o zaman bir saniye. Siz bunları yaparken Çin neler yaptı? Ne kadar büyüdü? Çin askeri gücünü ve nüfuzunu nerelere ne şekilde yaydı? Bizim için Biden göreve geldiğinden beri Pasifik Atlantik'in öbür tarafı, Pasifik Atlantik'in öbür tarafı deyip duruyor. Niçin? Çünkü Amerika oradaki üstünlüğünü kaybettiği takdirde süper güç olma niteliğini tamamen kaybetmiş durumda olacak. Çin hem teknolojide hem 5G'de 6G'de hem ticarette hem diğer noktalarda inanılmaz bir hızla gidiyor. Gerçi korona Çin'in de hızını büyük ölçüde kesti, büyük ölçüde yavaşlattı. Biliyorsunuz bakın burada ilginç bir şeyi de söyleyeyim size müsaade ederseniz. Çin'in ticarette bir hedefi var biliyorsunuz değil mi? Made in China 2025 yani 2025 yılında Çin yapanlar Çin'in tüm ihtiyacının %70'ini karşılayacak seviyeye falan gelecek diyor. Bazı şeylerde %50. Yani Çin malı artık yabancı malların girişini de büyük ölçüde engelleyerek Çin hem dünyaya ihraç edecek hem kendi kendine yeterli bir noktaya gelecek. Birkaç gün önce Biden da aynı şeyi söyledi. Amerikan malı kullanımını teşvik ediyorum dedi. Şimdi burada çok ilginç bir şeye de şahit olacağız gibi bekliyorum. Arabaları devletin arabalarını değiştiriyor hocam. Amerikan arabalarıyla ve elektrikli arabalarla. Peki ama Biden'ın buradaki yapmış olduğu strateji çok ilginç. Bazı noktalarda Çin eğer bizden pervasız bir şekilde birçok şeyi alıp kopyalıyorsa ve o teknolojiyi geliştirip bizden daha ileri bir noktaya gidiyorsa biz de Çin stratejisinin aynısını yapabiliriz diyor. Ve bu bence yerli malı kullanalım hikayesi Amerika Birleşik Devletleri için bence farklı bir noktanın çıkış bir şeyde işareti de olabilir. Bunu bu şekilde de almak gerekiyor. E şimdi tekrar bu kurumlara dönecek olursak ben Trump sonrası Biden'ın içeride çok büyük sıkıntıları olduğunu ve bu restorasyonu çok başarılı bir şekilde yapması gerektiğini ve ayrışma epey bir zaman aldı. Bir araya getirme daha fazla zaman da alabilir. Bunu çözümlemesi gerekiyor. Bunu çözümlemenin yegane yolu Amerika'nın tekrar istihdamı artırması. Şu koronavirüs davasında
işte 50 milyar dolarlık ikinci bir paketi açıklayacağım dedi. Hem sağlık hem işte küçük işsizlere, işsizlere, işte KOBİ'lere filan. KOBİ derken daha küçük işletmelere vereceğim dedi. Bunların hepsinin olması lazım. Yani şu an Amerika çok fede savaşıyor. Ama Amerika'da hani demokratik ülke olması, hukukun üstünlüğüne inanıyor ülkesi olması işleri biraz yavaş götürüyor. Ama Çin'e baktığımız zaman oradaki yönetim tarzı 5 dakika içerisinde birçok şeyi çözümleyebilecek güce sahip. Ve bir noktayı daha müsaade ederseniz vurguladıktan sonra şey yapmak istiyorum. Tekrar size eğer uygun görürseniz sözü vermek istiyorum. Şöyle ki bugün Dünya Bankası'nın küresel ekonomik beklentiler raporu yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri ve etrafındaki komşuları için büyüme oranları işte 1'e yakın filan böyle birkaç rakam. Negatif olanlar filan var. Çin tarafına bakıyorsunuz. Çin için %5,6'lar filan telaffuz ediliyor. Ama Çin'in kuşak ve yol inisiyatifi çerçevesindeki o yakın çevresinin ülkelerin tamamı neredeyse %3-3,4 gibi büyüme rakamlarına erişmiş durumda. Yani Çin bölgesel olarak pozitif gücünü etrafındaki ülkelere de bir şekilde yansıtmış durumda. Şimdi bu sene biz Çin'in dijital parasını da, dijital yuanı da göreceğiz. Ve Çin parasal hegemonyasını çok ciddi bir ölçüde o bölgede, bu regional cooperation economics filan böyle bir noktaya da getirecek. Bunu da, peki hocam, tam bu aşamada sizin söylediklerinizden yine yola çıkarak Çin-Amerikan rekabeti, diğer taraftan yine Rusya, Avrupa Birliği, Brexit olayı var, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması, Covid, bütün bunları bir araya getirdiğimizde küresel ekonomik piyasaları bundan sonra neler bekliyor? Nasıl bir ayrışma yaşanacak? Çin-Amerikan rekabeti nereye götürebilir? Dünya ekonomik piyasalarında nasıl bir değişim bekliyorsunuz? Coşkun hocam, şimdi Coşkun hocam başlamadan hemen ilave edeyim ben, zaman kazanalım hem o yönden. Şimdi Amerika'nın biliyorsunuz Çin'e karşı olan bir savaş başlattı önce ekonomik savaş olarak. Yani bu Covid-19, koronavirüs pandemi aynı zamanda Çin tarafından biliyorsunuz aşısı hazırlanmadan zaten öncelikle o mikrop piyasaya çıkmıyor. Bunlar her şeye hazırladılar. Şimdi burada başladı aşı satmaya. İşte biz Türkiye 50 milyon aşı alıyoruz şu anda Çin'den. Peki Amerika ile Çin arasında bu koronavirüsün yayılmasıyla bir nevi savaş diyebilir miyiz biz buna? Hocam burada zaman azaldığı için bir konuyu da ben görüşünüzü alayım. Topluca cevap verirseniz süremiz çünkü azaldığından sizden mümkün olduğunca çok bilgi almak istiyoruz. Biliyorsunuz bu Türkiye NATO ülkesi fakat Rusya Türkiye'ye S-400 satabildi. Bu offshore balancing dediğimiz bir politika var biliyorsunuz. Büyük bir gücün potansiyel olarak düşman güçlerin yükselişini kontrol etmek için tercih edilen bölgesel güçleri kullandığı bir strateji bu. Bu offshore balancing kapsamında da bunu düşündüğümüzde tabii daha önce de Anthony Blinken'ın ifadesini de göz önüne alarak Amerika kendi içindeki o bahsettiğiniz yeniden yapılanmayla, birleştirmeyle uğraşırken bu konulara çok zaman ayıramayacağı, özellikle Orta Doğu'da işte Avrasya mihverinde bu coğrafyada çok fazla etkinliğini yani göstermeyeceği başlangıçta gibi bir algı da var. Bu tür konuşmalar da yapılıyor. İşte izliyoruz yorumculardan böyle ifadelerde bulunanlar da var. Bu bağlamda baktığımızda sizin burada görüşünüz nedir? Yani bütün bunlar olurken Amerika sadece içindeki sistem bozukluğunu mu düzeltmeye çalışacak? Yoksa bir yandan onu yaparken öbür taraftan da eli veya ayağının bir parçası bu tarafta bu işleri mi organize edecek? Bu da Türkiye ekonomisini bir anlamda nasıl etkileyecek? Ben bu konuda görüşünüzü almak istiyorum. Buyurun hocam. Peki, teşekkür ediyorum. O zaman sondan başlayarak gideyim. Bir Amerika Birleşik Devletleri'ni çizelim şöyle bir daireye. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne nereden başlayalım? İsterseniz deniz varlığından başlayalım. En fazla uçak gemisi olan ve en fazla uçak gemisi denizlerde olan bir ülke.
kendi 14 tane hocam. Evet, inanılmaz bir sayı. Kendi evet. ülkesinin dışında en fazla asker bulunduran ülke. Kendi ülkesinin dışında, hele Orta Doğu'da, Katar'daki üstlerine filan, Suudi Arabistan'daki dikkate alırsanız, Basra Körfezi ve Akdeniz'de en fazla filoya ve savaş uçağına sahip bir ülke. Ve yine baktığınız zaman açık denizlerde hakimiyeti olan bir ülke. Uydu üstünlüğüne baktığınız zaman hakimiyeti olan bir ülke. Uzay yarışına baktığınız zaman hakimiyeti olan bir ülke. Nükleer silahlar dediğiniz zaman yine hakimiyeti olan bir ülke. Finansal piyasalar dediğiniz zaman 10 tane devasa bankası var. Bunlardan bir tanesinin bilançosu Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının 4 katı büyüklüğünde. Şimdi böyle bir Amerika Birleşik Devletleri periferisinde büyük oynayan, büyük stratejiler geliştiren ve uzun vadeli planlamalar yapan bir ülke neticede bu. Yani Amerika'da devlet hala sağlam. Yara evet. ama hala sağlam. Hükümet evet. şu an bence Biden bu noktada Amerika Birleşik Devletleri için benim naçizane görüşüm 47 yıllık deneyim eğer sağlığı ve akli durumu müsaade ederse kendisine bu yaşta Amerika Birleşik Devletleri için eşsiz bir fırsat. Yani kesinlikle devleti, kurumlarını, başkanları bilen Obama'nın devamı gibi görünebilir ama şu an birçok şeyin kuralı o kadar hızlı değişiyor ki. Yani pandemi bir defa oyunun kurallarını değil, oyunun kendisini değiştirdi. Hüseyin'in dünkü logosu buydu dijitalleşen ülkede. Oyunun kuralları değil, oyunun kendisi değişti. Önce can sonra canan noktasına geldi. Ama bu noktaya rağmen ülkeler hala pandemide bir Ermenistan-Azerbaycan savaşına tanık oldu. Pandemide yine Yemen, Suudi Arabistan sıkıntılar oluyor. Pandemide güneyimizde yine bir sürü şeyler oluyor. Pandemiye rağmen Yunanistan yine bir sürü şımarık hareketler yapıyor. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'ni çizip diğer tarafta da Çin'i süper güç olarak çiziyorsunuz. Ve ikisinin de ortasına Rusya'yı koyduğunuz zaman Henry Kissinger'ın şu lafı geliyor aklıma. Diyor ki benim kabusum, benim korkulu rüyam Amerika Birleşik Devletleri olarak kabusum Çin ve Rusya'nın işbirliği yapması ve Kuzey Kutbu ve oradan Kutup İpek Yolu denilen farklı bir kuşatma altına almasıdır diyor dünyayı. O zaman ittifaklar çağına girdiğiniz zaman Çin'in yapmış olduğu son hamle bölgesel kapsamlı ekonomik işbirliği programı Avustralya'yı, Yeni Zelanda'yı, Japonya'yı için alan bir ticari blok asıl Türkiye'yi maddi olarak etkileyecek olan bu. İş ticaretimiz azalacak ister istemez. Hem ihracatımız azalacak hem ithalatımız artacak. Yani bu noktada işin parasal tarafı çok önemli. Ve Çin yine Şangay'la, borsasıyla ikinci bir Wall Street olarak karşımıza çıkacak. Şimdi biraz önce sizin söylemiş olduğunuz bu füze konusu olsun, diğer konular olsun, arkasında durabildiğiniz sürece, kartları akıllıca oynayabildiğiniz sürece elinizde bir avantajdır. Ama Rusya'ya güvenerek nereye kadar güveneceksiniz? Ne kadar güveneceksiniz? Bu füzelerin tamamı savunma amaçlıdır. Saldırı amaçlı bir şey gerektiği zaman neler olacak da bunların hepsi kamuoyuyla paylaşılmak zorunda olan bilgiler değil ayrıca. Bunların büyük bir kısmı devlet sırrıdır, askeri sırrıdır. Ama bilenler biliyor. En azından size silah satanlar gücünüzün ne kadar olduğunu biliyor. Ama siz kendi içinizde eğer teknolojik anlamda bir şeyler geliştirebiliyorsanız, güçlüyseniz bunu da siz bir koz olarak davranışlarınıza, sözlerinize yansıtırsınız. Şimdi biraz önce sanırım Vahap Bey sordu değil mi? Bu küresel piyasalar Brexit şeyini yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet hocam. Evet, evet. O noktada evet. küresel piyasaları neler bekliyor? Vallahi küresel piyasaları her gün yeni bir şey bekliyor. Kripto paralar bekliyor, borsaların iniş çıkışları bekliyor, insanların beklenmeyen davranışları bekliyor. Bankacılık teknolojisi dönüşüm geçiriyor. Bankalar birer birer finansal teknoloji şirketine dönüşüyor. Artık bu GameStop olayında olduğu gibi çok küçük oyuncular bir araya gelerek devasa hedge fundları ya da serbest yatırım fonu dediğimiz büyük yatırım kuruluşlarını offsite'e düşürebiliyorlar. Yani artık nasıl söyleyeyim? Bakın verinin ve teknolojinin demokratikleşmesi diye bir kavram var. Yani veriye ve teknolojiye erişim arttıkça çok yeni oyuncular göreceğiz ve bunların hepsi game changer yani oyunu değiştirebilecek güçlü olacak. Ve bunların bir kısmı da Türkiye'den çıkacak. Türkiye'nin şu an odaklanması gereken şey iki tane. Birisi diplomasi, diğeri teknoloji. İkisinde de mükemmeli yakalamak zorundayız. Ve biz bu ikisini yakalayamadığımız takdirde geçmişe duyulan özlemler, bilmem neler, şunlar bunlar bir şeylerle bir yere varamayacağız biz. Bizim
silkinip kendimize gelmemiz gerekiyor. Daha ne kadar ikaz, daha ne kadar uyarı almalıyız ki biz bu noktada hukukun üstünlüğünü tüm dünyaya gösterecek şekilde bir atılım yapmak zorundayız. Ne diyor? Son maddesi şeyin, Amerika'nın Türkiye ilişkin bölümünü yer aldı raporda. Diyor ki, Türkiye'de hukukun üstünlüğünü sağlamak ve yapılacak olan her türlü ekonomik yardımı hem hukuk reformuyla hem de Türkiye'de yolsuzlukların azalmasıyla ilişkilendirmek gibi bir yatırım yaptırım yapacağız diyor. Yani hukukun üstünlüğüne riayet etmezsen, yolsuzluğu azaltmazsan benden 5 kuruş yardım alamazsın. Burada hukukun üstünlüğünde 2 kelimeyle açıklamak istiyorum müsaade ederseniz. Sizin diyor yapmış olduğunuz şeyin kanuna uygun olması önemli değil. Kanunun hukuka uygun olması önemli. Kanunla mı yönetiyorsunuz, hukukla mı yönetiyorsunuz? Bütün mesele, bütün ince ayrım burada. Bugün öyle kanun yaparsınız ki külliyen hukuka aykırıdır. Ve buna işaret ediyor. Hukukun üstünlüğü derken o hukuk o ülkedeki herkesi korumak. Eşit ölçüde korumak zorundadır. Bunu sağladığınız takdirde yabancı gelir. Bunu sağladığınız takdirde yatırımcı gelir. Bunu sağladığınız takdirde sıcak para gelir. Bunu yaptığınız takdirde birçok ülke Türkiye'yi üretim üssü olarak kullanır. Peki hocam, bu aşamada Türkiye İngiltere ile yaptığı gibi serbest ticaret anlaşmaları yaparak bir takım avantajlar elde edebilir mi birincisi? İkincisi, Merkel de bir zamanlar Türkiye için önerdiği Avrupa Birliği ile imtiyazlı ortaklık anlaşması Türkiye için daha kazanımlı bir seçenek olmaz mı? Çünkü mevcut gelişmelere baktığımızda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olarak kabul edilmesi çok olasılıklı görünmüyor. Çok şu andaki gelişmeler olumlu bir işaret olarak görünmüyor. Türkiye'nin imtiyazlı ortaklığı kabul etmesi, serbest ticaret anlaşmaları imzalaması İngiltere gibi veya benzeri ticari kazanımlar elde etmesi daha avantajlı olmaz mı? Hem Avrupa Birliği ile hem de İngiltere ile yapıldığı gibi başka ülkelerle de anlaşmalar, işte NAFTA'yı vesaire diğerleri de ortaya koyduğumuzda hocam. Şimdi bir defa İngiltere ile imzalamış olduğumuz serbest ticaret anlaşması tabii ki avantajlar sağlıyor. Ama İngiltere bugün bunu birçok ülkeyle, şu an bilmiyorum ne bileyim 50-70-100 ülkeyle benzer anlaşmayı imzaladı. Avrupa Birliği'nden çıktığı için. Hatta daha başka anlaşmalar da imzaladı. Türkiye'nin imtiyazlı ortaklığından kastığı Avrupa Birliği'nin şu. Sen toplantılara katılabilirsin ama gözlemcisin, oy hakkın yok. Alınan tüm kararlara uymak zorundasın. Ama karar alma mekanizmasının içerisinde bulunabilirsin. Bulunuyorsun gözlemci olarak. Bunu imtiyazlı ortaklık değil, adı ne olursa olsun karara müdahale edemediğiniz sürece bunu pek bir anlamı yok ki. Zaten şu anki Gümrük Birliği Türkiye'nin birçok yerle anlaşma yapmasının önündeki en büyük engel. Ama siz bu anlaşmayı da çöpe atarsanız bu sefer en büyük pazar Avrupa'yı kaybedeceksiniz. Avrupa Birliği'ni Almanya'yı kaybedeceksiniz. Yani Türkiye'nin önünde engellerden bir tanesi de bu. Ve Türkiye'nin bunu aşabilmesi yine anahtar olarak hukuku ben ön plana çıkarmak istiyorum. Yani hukuk reformu ve diplomasi burada bize mutlaka bir fayda getirecek noktaya gelecek. Çünkü bugün Türkiye birçok şeyi çok nitelikli, çok kaliteli, çok seri şekilde üretebilecek hem iş gücüne hem teknolojik altyapıya sahip. Ama buna sahibiz demek burada kalalım, buradan devam edelim değil. Bunun sürekli işte Endüstri 4.0 ya da yeni teknolojik atılımlarla geliştirilmesi, ciddi sermaye yatırımlarının yapılması gerekiyor ki şu pandemi ortamında en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Diğer bir soru daha sormuştunuz. Unuttum onu. Türkiye diğer ülkelerle serbest ticaret anlaşması. Evet, söyledim. Ya, o çok kolay bir şey değil. Yani kimlerle ne yapacağınıza bağlı bu. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşması maalesef bunu bir şekilde kısıtlıyor. Piyasalarında Türkiye'nin açılımını da ben dikkate alarak acaba bu piyasalarda böyle bir şeyler yapabilir mi? İşte Güney Amerika, Afrika gibi farklı pazarlara açılmak açısından yapılabilir mi diye düşündüm tabii ki hocam. Neden yapılamasın? Ben şunu söyleyeyim. Bakın, barış içinde yaşamak istiyorsanız bunun en önemli anahtarlarından bir tanesi de ticaret, biliyor musunuz? Şu an düşünsenize, bakın, karşılıklı sizle ticaret yapıyoruz. Ben mal üretiyorum, size satıyorum. Siz bunu başkasına satıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Ben de sizden para kazanıyorum. Kimiz de birbirimize gözümüz gibi bakmaz mıyız? Birbirimizin Şimdi bu soruyu sorarken ben şunu dikkate aldım hocam. Türkiye'nin ihracatının
Toplam ihracatının %49'u Avrupa Birliği ülkelerine. Evet. Biz çeşitlendirirsek bu riski dağıtmış olabiliriz ancak. Evet, ama bir takım piyasalara girmek çok kolay olmuyor maalesef. Esasında ticaret de ticari diplomasiyi gerektiren önemli bir nokta, önemli bir kazanım. Bugün dünya ülkelerinin birçoğu birçok şeyi üretebiliyorlar. Ama yine de söyleyeyim. Hani nasıl Çin made in China 2025 demiş, Amerika yerli malı demişse, Türkiye'de kendine uygun bir isim bulup, yani ne bileyim 2025 demese bile 2027 desin, 2030 desin, bir hedef koysun ve o hedefe uygun olarak çalışmaya başlasın. Çünkü Türkiye gerçekten şu pandemi döneminde inanılmaz derecede dezenfektan ihraç etti, sağlık malzemeleri ihraç etti. Çok kısa süre içerisinde çok çeşitli şeyler üretebilmek kapasitesine sahip oldukça da fazla bir nüfus. Bütün mesele bu nüfusu üretime kazandırabilmek, nitelikli hale getirebilmek. Yani genç ve çok nüfusumuz var, yok. Onun bir anlamı yok. Nitelikli olması gerekiyor. Mesleği, işi olması gerekiyor. Bu noktada Türkiye'nin önündeki fırsatları kullanabilme potansiyeli var diye söyleyeyim. Herhalde birkaç dakikamız kaldı. Hocam bir iki dakika var. Toparlarsak iyi olur. Sorayım o zaman hocam. Hocam. Konuya girdiniz de para piyasaları ile ilgili hocam, dijital paraya mesela bahsettiniz. Dijital paranın rezerv para olarak kabul edilmesi ve para piyasalarında özellikle bu dolarla ilgili gelişmeleri de dikkate alırsak nasıl olabilir? Nasıl bir değişim bekliyorsunuz? Rezerv para olarak kabul edilebilir mi dijital paralarda? Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce o zaman bir tanım yapalım. Dijital paradan ne kastediyoruz? Bir defa Bitcoin'i, Ethereum'u kastetmiyoruz. Onlar kripto paralar. Dijital para dediğimiz şey aslında tam adı Merkez Bankası Dijital Paraları. Yani Central Bank Digital Currencies. Bunun Türkçe meali şu. Ülke artık işte cebimizdeki 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira gibi para basmayacak. Bu tamamen dijitale geçecek. Ve hiç kimse nakit almayacak. Başka ifadesi de cash society dedikleri nakitsiz top. Nakitsiz topa geçiş. Buna kimler ne kadar hazır? Bir defa İskandinav ülkelerinin tamamı %100 ölçüsünde hazır. Danimarka hazır. İsviçre büyük ölçüde hazır. Ve Çin bu sene ben tamamen nakitsiz topluma geçeceğim diyor ki onların WhatsApp'ı olan WeChat üzerinden zaten o kare kod uygulamasıyla bütün alışverişleri A'dan Z'ye dijital anlamda cep telefonu, mobil ödemeler üzerinden yapıyorlardı. Peki nakitsiz topluma geçtiğiniz zaman ne olacak? Para basma işi dijitale taşınmış olacak. Para daha kolay takip edilebilecek ve çevrenizdeki ülkeleri eğer güçlüyseniz bir havza oluşturarak kendi paranız üzerinden ticaret yapma. Hani diyoruz ya yerli ve milli parayla ticaret yapma. O bizim için şu an lafta kaldı. Ama Çin'in Pakistan'la dış ticaretinde Çin yuanı kullanıyor. Çin'in yine o ASEAN ülkeleriyle Kamboçya'sından, Laos'undan, Vietnam'ından, Myanmar'ından tutun Tayvan'la Tayland'ına, Endonezya, Malezya'sına varana kadar Çin yuanının nüfuzu altında. Yine yukarı çıkarsanız Moğolistan'a varıncaya kadar yine öbür taraftan birçok komşusuyla böyle bir alışveriş içerisinde Çin. Şimdi Çin rezerv para olarak yuan'ı kullanacak mı? Valla elinden geleni yapıyor. Çin IMF'in de üyelerinden bir tanesi. Ama sanırım 5-6 sene önce idi. SDR denilen Special Drawing Rights, yani IMF parası özel çekme haklarında Çin parası da temsil edilmeye başladı. Hem de %10'a yakın bir ağırlıkla. Bu önemli bir gelişme. O sepetin içinde dolar var, euro var, Çin parası var, İngiliz sterlini var, Japon yeni var. Çok azıcık da sanırım İsviçre frangı var yanılmıyorsam. Ama en büyük 3 para içerisinde Çin parası var. Yani Çin'in uluslararası para piyasalarında, finansal piyasalarında etkinliğinin zamanı da geldi. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Çin Wall Street'i, hatta şey diyorlar, hani Wall Street duvar caddesi ya, Çin duvarını da, o Çin setine de duvar caddesinden büyük para yapıyorlar. From işte Wall Street to Great China Wall dedikleri hikaye o. Yani bugün Çin'de küresel bir finans merkezi olmak için bence birçok koşulu yerine getirmiş durumda. Bunu göreceğiz bu sene. Hocam ben şurada şunu söylemek istiyorum. Yani Türk hükümeti bugün millileşmeye çok önem veriyor. Sanayiye çok önem veriyor. Yani bizim sanayicilerimiz artık biraz önce söylediğiniz gibi artık işte bu koronavirüs döneminde yurt dışına tıbbi cihazlar gönderdik. Yani sözün özü Türk malı kullanalım, yabancı markalardan kaçınalım, kendi kendimizi, kendi içimizde idare edelim.
Türk malı kullanmayı eskiden olduğu gibi, hani öğrencilik yıllarımızdaki, çocukluk yıllarımızdaki gibi tekrar geliştirmemiz gerekmez mi hocam? Evet, o zaman buna biz bir başka isim koyalım. Şu an siz söyleyince aklıma geldi. Akıllı millileşme olsun. İş bildiğine dayalı millileşme olsun. Her şeyi kendimiz yapmak değil, stratejik çıkarlarımızı koruyarak bize rekabetçi anlamda üstünlük kazandıracak şeylerde hiçbirine gidebileceğimiz hiçbir noktayı kaybetmeyelim. Uluslararası ticaretin önemli iki kuralı vardır. Bir mutlak üstünlük, faizli üstünlük. Bunun hesaplarını yaptığınız zaman neyi neyi üretmeyeceğinizi ve üretmeyeceğiniz şeyden vazgeçmenizi de sağlayacağı karla bir takım şeylerde çok daha fazla ihtisaslaşmanın size sağlayacağı getiriyi iyi analiz ettiğiniz takdirde, işbirliğine gittiğiniz takdirde zaten barış ve refah kendiliğinden gelmiş olacak. Yani hocam, ülkenin kendi kabuğuna çekilip kendi işine bakmasıyla da maalesef ne iklim değişikliğinden kurtulabilirsiniz, ne küresel ısınmadan, ne de fakirlikten. İşbirliği gerekiyor. Diplomasi. Hocam süremiz bitti. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizinle yayın yapmak çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim, sizlerle yayın yapmak benim için de çok büyük bir keyifti. Çok şey öğrendim. Çok sağ olun. Estağfurullah. Evet. Hocam sorularımıza cevap verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Evet, bir Ege Lobisi'nin daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bu yayınımızda Biden döneminin Amerika'sının Türkiye ile ilişkilerinin gelebileceği muhtemel noktaları konuştuk. Canlı yayın stüdyo, canlı yayın konuğumuz hem siyaset bilimci hem ekonomist Profesör Doktor Sayın Coşkun Küçüközmen'di. Katıldığı ve katkıları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben Kemal Kamburoğlu yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize güzel bir hafta dilerim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim.